Merhaba çocuklar, sevgili gençler, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Evet, öncelikle sahayı sevdiniz mi, nasıl, güzel mi? Harika. Burada aranızda ben iyi bir sporcu olurum. Sonra da bu ülkenin milli takımında futbolcu olurum diyen var mı? Vallahi hepsi iddialı. Evet, amatör kulüpler, federasyon başkanı Ali Bey, bakın burada çok milli futbolcu var, haberin olsun. Haberin olsun, hoş geldin, sefa geldin. Kartal Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Buranın önemini, hassasiyetini bize her defasında anlattı. Zaten Kartal'a çok özenli bir süreç yapıyoruz, çalışıyoruz. Zira uzun zamandır ihmal edilen yönleri, tarafları vardı. Burası da bunlardan bir tanesi diyebilirim. Aslında Büyükşehir Belediyesi'ne ait ama uzun süredir yapılmayan bir spor alanıydı. Ve burada özellikle ben sporculuk yaşamımda ve spor yöneticiliği dönemimden Kartal'ın ne kadar etkili bir altyapıya sahip olduğunu ve şimdi de görüyorum, pırlanta gibi vücuduna baktığında tamam, bundan iyi sporcu olur, iyi futbolcu olur diyeceğim çocuklar ve gençler var. Yolları açık olsun. Ama her zaman söylerim, bedeni çalışmanın, yani sizlerin antrenörlerle beraber yaptığınız antrenmanların, çalışmaların çok önemli olduğunu, dolayısıyla burada bulunan özellikle spor eğitimcisi antrenör arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Onların emeklerine sağlık ve bütün çocuklara ve gençlere şunu söylemek isterim. Antrenörlerinizin mutlaka söylediklerini ihmal etmeyin. Onlarla uyumlu bir çalışma yürütün. Onlar size iyi sporcu olmayı mutlak öğretecektir. Ben bütün hocalarınızı alkışlamanızı istiyorum. Tabii bu iş bir emek işidir. Özellikle amatör alan spor yöneticisi olarak çok önemli bir sahadır. Ki az önce ismini andım, Ali Bey, hemşerimin, dostumun, ama aynı zamanda bütün burada spor kulüplerinin yöneticileri ve başkanları olduğunu biliyorum. Onlar kolay işler değildir. Çocuklarla ilgilenmek, onları başarıya kavuşturmak için her sorunlarına koşmak, aileleriyle beraber süreci konuşmak, bunlar değerli. Dolayısıyla ben bütün spor yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Onları da alkışlıyoruz. Elbette son olarak burada bizi yalnız bırakmayan sevgili sporcularımızın, çocuklarımızın ve gençlerimizin aileleri. Sevgili anneler, babalar, spor önemli. Her zaman söylüyorum. Sporu yapan gençlerimizin ve çocuklarımızın İyi eğitim almaları da çok önemli. Dolayısıyla eğitimle sporun aynı anda yürütülmesi meselesi ülkemizde hep ihmal edilmiştir. Ben bunu hem sporcu olarak söylüyorum, geçmişte hem yönetici olarak hem de bir belediye başkanı olarak söylüyorum. Aslında sporla eğitimi birbirini destekleyen hale getirmenin dünyada çok iyi örnekleri var. Ama itiraf edelim ki ülkemizde bu çok başarılı sürdürülemiyor. Hele hele futbol branşı bunlardan bir tanesi. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Burada sac ayağı var. Özellikle sporcular, yani aileleri, spor kulüpleri. Tabii ki milli eğitim, yani okullarımız, İlkokul, ortaokul, lise, hatta üniversite ve tabii ki
tabii ki yerel yönetimler. Bu üçlünün iyi bir işbirliği Türk sporunu hak ettiği yere getirir. Bence Türkiye 90 milyona yaklaşan nüfusuyla hak ettiği yerde değil. Dünya sporundaki yeri ama futbolda ama diğer branşlarda birkaç branşı kenarda tutarsak hak ettiği yerde değil. Bunun mutlaka önemli bir vizyona sahip hale getirilmesi şart. Sevgili hemşerilerim, bu tesis az önce söylediğim gibi Kartal Belediye'mizin ısrarlı takibi bize ilk günden itibaren aktarımlarıyla hemen geçen yılın yatırım programını aldık. 7 ayda bu stadı bitirdik. Ekim ayında başladık. Bugün hizmetinizi açıyorum. Ben emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımıza, Kartal Belediyesi çalışma arkadaşlarımıza, belediye başkanımıza ve yüklenicimize yürekten teşekkür ediyorum. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Burası çocukların ve gençlerin yeri. Tabii bizim yaptığımız işlerle çok ilgilenen bir takım mecralar var. Detaylarına girmeyeceğim. Ama yaptığımız her işi takip eden, bir şekilde yermeye, kötülemeye çalışanlar var. Ama biz işimize bakacağız. İddiayla söylüyorum, İstanbul'un icraatçı belediyeciliğinde tarihe geçen bir aşamaya geldik. 300 proje kapsamında o süreci bitirdik. Artık kronometreyi bundan sonra durdurmuyoruz. Ucu nereye gider onu da bilmiyorum. Ama inşallah görev süremizin sonuna kadar göreceksiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tarihinin en çalışkan yönetim dönemini biz yerine getireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan bir süreci İstanbul'da sizlerle var edeceğiz. İşte FIFA onaylı zemininde sporcularımızın keyifle kullanacağı Kartal Yakacık Stadı da bunlardan bir tanesi. Kartal olsun, İstanbul'un 39 ilçesi olsun, her ilçede kapalı spor salonlarından futbol sahalarına, yüzme havuzlarından atletizm pistlerine, birçok branşa, jimnastikten güreşe hizmet eden spor sahalarımızı tek tek yapıyoruz. Yeni temellerimizi de bu yıl içinde atacağız. Tabii şunu da söyleyeyim. Bizim hem İstanbul Belediye'miz bünyesindeki spor müdürlüğümüz hem de Spor İstanbul iştirakimizde çok başarılı işler yapıyoruz. Gerçekten artık yüz binlerce insanımıza yüksek sayıda spor eğitimi veren kuruluşlarız. Burada özellikle çocuklarımızın gelişimine ve onların yeteneklerine göre sporcu olmalarına dönük yolculuklarına ciddi katkı sunan programlarımız da var. Spor önemli. Atatürk'ün güzel sözü gibi gerçekten iyi sporcu, zeki, çevik ve aynı zamanda akıllı olmalıdır. Bütün çocuklarımızın, bütün gençlerimizin yetenekleriyle beraber güzel ahlaklarıyla, centilmenlikleriyle ve eğitimdeki başarılarıyla yolları açık olsun. Hepinizi kucaklıyorum, yanaklarından öpüyorum. Hocalarımıza ve yöneticilerimize de başarılar diliyorum. Stadımız hayırlı uğurlu olsun.